Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda karmaşık sayılar kümesinde ikinci dereceden bir bilinmeyen denklemlerin çözümüne bakacağız beraber. Şimdi hatırlarsak elimizde ikinci dereceden bir bilinmeyenli bir denklem bu şekilde verilebiliyordu. Karşı tarafta da bir d ifadesi. Şimdi biz tabii ki böyle bir denklemi çözerken her zaman bunu karşı tarafı sıfır olarak kabul edebiliyoruz. Çünkü eğer sıfır değilse bile biz zaten C'yi D'den çıkararak D'yi sol tarafa geçirerek ifadeyi sıfırlayabiliriz. O yüzden aslında biz buraya sıfır yazabiliriz. Şimdi bu denklemin çözümünü diskriminantla yapıyorduk. Hatırlarsanız diskriminant B kare eksi 4 AC idi. Önce diskriminant hesaplıyorduk. Diskriminant büyük sıfırsa iki farklı reel kök var diyorduk. Eğer diskriminant ifadesi sıfıra eşitse bir tane, iki tane ya da çakışık iki tane çakışık reel kök var diyorduk. Bunlar birbirine eşitti. Eğer küçük sıfırsa reel kök yok diyorduk. Şimdi biz son durumu karmaşık sayılarda bakacağız. Çünkü eğer diskriminant sıfırdan küçükse reel kök olmamasına rağmen aslında karmaşık kök olduğunu göreceğiz. Şimdi hemen birkaç tane örnekle başlayalım. Mesela x kare eksi x artı 1 eşittir 0 denkleminin karmaşık sayılarda çözüm kümesi nedir? Şimdi bunu bulabilmek için tabii ki önce diskriminant hesabı yapmamız gerekiyor. İkinci terimin yani x'in katsayısı eksi 1. Eksi 1'in karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı 1. Çünkü buranın katsayısı 1. Sabit terim de 1. Böyle olunca 1 eksi 4'ten eksi 3 bulmuş oluyoruz. Eksi 3 sıfırdan küçük olduğu için reel kök yok yazabiliriz. Fakat eğer köklerin formülünü hatırlarsak x 1 virgül 2 eksi b yani x'in katsayısının negatifi. O da artı 1 ediyor. Artı eksi kök delta bölü 2 a'ydı. A da x karenin katsayısı burada 1. O yüzden 2 çarpı 1 2 ediyor. Eksi 1 artı eksi kök delta kök eksi 3 bölü 2. Şimdi işte burada karmaşık sayılarda öğrendiğimiz şeyi kullanacağız. Kök eksi 1'in i olduğu gerçeğini. Eksi 1 artı eksi kök 3 çarpı kök eksi 1 diye yazabiliriz burayı. Bölü 2. Bu da eksi 1 artı eksi kök 3 i bölü 2 etti. Şimdi aslında biz bu kökleri gösterebiliriz. Köklerin ne olduğunu. Eksi 1 artı eksi kök 3 i bölü 2 çıktı. Şimdi bu kökleri göstermeye çalışalım. Bir tane karmaşık düzlem çiziyoruz. Reel sanal eksen. Eksi 1 artı eksi kök 3 artı 1 kök 3 eksi kök 3 olduğunu söyledik. Ve aslında bunlar hep bölü 2 idi. Çünkü 2a vardı aşağıda. Şimdi arkadaşlar birinci kökün yerini işaretleyelim. Burası oldu. İkinci kökün yeri de burası oldu. Şimdi öncelikle bu köklerin boyunu bulabiliriz mesela. Mesela birinci kök için şurası boy ifadesi. Boyu nasıl hesaplayacağımızı hatırlayalım. Bu da ikinci kök için boy. Boy hesabı yaparken 1 bölü 2'nin karesi artı kök 3 bölü 2'nin karesi. Eksi de olsa artı da olsa fark etmeyeceği için iki kökün de boyu aslında aynı. 1 bölü 4 artı 3 bölü 4 kök içerisinde. Bu da 1 ediyor. Yani aslında köklerin boyunun 1 olduğu gerçeğini bulduk. Ve onları aslında burada karmaşık düzlemde göstermiş olduk. Bir başka örnek yapalım.
Mesela bu sefer denklemimizin hem karmaşık hem de gerçek kökü olsun. Öyle bir denklem ayarlayalım. X üzeri 4 eksi 2 eşittir 0 yapabiliriz. Bu dördüncü dereceden bir denklem olarak görünüyor arkadaşlar. Konu başlığımız aslında ikinci dereceden denklemler. Fakat aslında bunun da ikinci dereceden denklemlere indirgenebildiğini gördüğümüz için bizim için herhangi bir problem teşkil etmiyor. X üzeri 4 eksi 2 kare farkı yardımıyla x kare eksi kök 2'yi x kare artı kök 2 şeklinde yazabilirim. Aslında burada da şunu görüyorum. Elimde iki tane ifade var ve ikisi de ikinci dereceden bir bilinmeyenler. Bu ikisinin çarpımı söz konusu. Ya x kare eksi kök 2 sıfır olacak ya da x kare artı kök 2 sıfır olacak. Şimdi x kare eksi kök 2 sıfır demek x kare kök 2 eşit demek. Bu da x eşittir artı eksi kök içerisinde kök 2. Yani bu da artı eksi dördüncü dereceden kök 2 ediyor. Şimdi burada iki tane reel çözüm bulmuş olduk. Şu kısımda ise x kare artı kök 2 kısmında ise arkadaşlar bunu ben x kare eşittir eksi kök 2 diye yazıyorum. Ve bundan sonra da hani her tarafın kökünü alıyorum. Kök eksi kök 2 oldu. Şimdi burada birazcık karmaşık sayılar bilgimi kullanmam gerekiyor. Bu ifadeyi ben kök 2 çarpı eksi 1 diye yazarsam ve ayırırsam kök içerisinde kök 2 çarpı kök eksi 1. Yani x eşittir artı eksi dördüncü dereceden kök 2 çarpı i. Şimdi isterseniz bu kökleri de gösterelim. Bütün kökler dördüncü dereceden kök 2 şeklinde yazılıyor. Sadece ikisi yanında i var. İkisinin yanında i yok. Şimdi bu kökleri bir çizmeye çalışacağız. Bir karmaşık düzlem çiziyoruz. Dördüncü dereceden kök 2 mesela şurada yer alsın. Şimdi bu köklerden biri, bunun eksilisi köklerden diğeri. Yine bunun iyisi var. Ve son olarak da eksi iyisi var. Bunlar hepsi birer kök. Dikkat ederseniz köklerin hepsinin boyu dördüncü dereceden kök 2. Ve böylece aslında kökleri karmaşık düzlemde çizmiş olduk. Ve bu denklemin reel sayılarda iki kökü olmasına karşın karmaşık sayılarda aslında dört kökü var. Son bir örnek yapalım arkadaşlar. Son örneğimiz bize şunu söyleyecek. Mesela elimizde bir x sayısı var. X'in de diyelim ki karesinin eksi 1 olduğunu biliyoruz. Bu durumda aslında iki tane kök var. X artı eksi i bunu biliyoruz. Yine benzer şekilde aslında biz şunu da yapabiliriz. X kare eksi 1 değil de eksi 2 de olabilirdi. Bu durumda da x artı eksi kök 2 i şeklinde olacaktı. Yani aslında şunu söylemek istiyoruz ki herhangi bir ikinci dereceden denklemin çözüm kümesi reel kökler eğer iki tane yoksa bile delta ifadesi eksi çıksa bile her zaman karmaşık kökler olacaktır. Fakat eğer kökler çakışıksa bir kök olabilir. Bu durum bizim için problem değil. Ama her zaman karmaşık kökler vardır. F hocamdan dinlerim projesinin bu videosunun size yardımcı olduğunu düşünüyorsanız videonun açıklamalar kısmındaki web sitemizi ve Facebook sayfamızı beğenerek bize destek olabilirsiniz.